Arkadaşlar merhaba. Ferhat'la birlikteyiz ama bu sefer araba çekmeyeceğiz. Ne çekeceğiz ben de biliyorum. Ne bu abi? Ne diye geçiyor? Ya bu 8 tekerlekli bir şey. Tekerlekli 4x4. 4x4 bir şey. 3 tane diferansiyeli var. Aynen. Ama suda da gidebiliyor arkadaşlar. Amfibik. Amfibik. Suya da gireceğiz mi bugün? Girelim. Balık balık tutarız abi. Bir girelim ben merak Heyecan ediyorum. Heyecan olsun. Heyecan olsun yani. En kötü ne olur? Boğuluruz falan öyle şeyler. Akşam haberlere çıkarız. Allah'a bir şükür. Tabii. Milyon izlenir ama. Ona net söyleyeyim. Abi başlayalım biraz anlatmaya. Yani Argo ismi ya, biraz enteresan. İsmini Türkçe'ye göre seçmemişler. Seçmemişler tabii. Ama Yunan mitolojisinde bir tanrıçanın ismi. Hı-hı. Hani denizle denizle güneş arası bir şeymiş böyle. Hmm. Bunun adı bu da amfibik ya. O evet. Yüzden böyle bir anlamı öyle var. Bir şey koymuşlar. Bu arada arkadaşlar belirteyim çok fazla yolda anlatamayacağız arabayı. Sekiyor. Yani işte neyi Argo'yu anlatamayacağız fazla. Biraz sekiyor, biraz evet. Rüzgar görüntüsü evet. Olacak. Kabrio çünkü. O yüzden burada mümkün olduğu kadar anlatacağız. Yolda insanların tepkilerini çekeceğiz. En sonunda suya gireceğiz. Suya gireceğiz. Bir çekimde söylediğim en garip laf şu anda benim. Suya girmek. Suya yani, girmek evet abi çok garip o, yani. Oturmuyor yani. Oturmuyor değil mi? Bir işiyle. Yani Ferhat işte biraz araştırdı etti her zamanki gibi. Şey demişler işte şu altta iki tane kapak var. O kapakları kapatalım. Arkada da var. Ondan sonra sorun yok evet, girebilirsiniz yani evet. Suya. Gireceğiz bakalım. Ya bu eşsiz bir şey gerçekten yani. Dünyada bunun benzeri bir alet yok. Kanada malı. Hı. Ondan sonra bunun 6 tekerlisi de var, 4 tekerlisi de var işte. Burada gördüğün çoğu şey opsiyonel. İşte şu kocaman rol opsiyonel, hmm. Rol bar bu opsiyonel, hmm. Bu opsiyonel. İşte istersen mesela tekerleklerine palet takabiliyorsun. 3 çeşit paleti varmış üç sanırım paleti değil mi? 3 çeşit paleti var. İşte istersen 4 palet tak, ister 2 palet tak. İçinde ısıtıcı opsiyonu var. Hmm. Bu eksi 40 derece, artı 40 derece arası çalışabiliyor. Vay be. İşte yolda 30 kilometre ile gidiyor, denizde 3,5 mil ile gidiyor. Ondan sonra... Gölde. Yani bu tamamen. Yani bunu alsan aslında abi mesela iş yerin Beşiktaş'ta mesela sen Üsküdar'da oturuyorsun. Karşıya geçip gelebilirsin aslında yani ama tuzlu suyla, dalgasız olması tuzlu lazım. Tuzlu suyla nasıl bilmiyorum ama. Hep gölde çünkü görüntüleri değil mi? Evet hep gölde ve off-road tamamen off-road yani. Olabilecek en extreme off-road. Bu markanın aynı zamanda Kanada'da uzayla ilgili çalışmaları da var işte. NASA ile ortak çalışma yapıp işte Mars'taki yürüyen arabaları falan da tasarlıyorlarmış. Eyvallah. 26-27 senedir olan bir modeli geliştirdikçe geliştiriyorlar. Kaç cc abi motoru? 750 cc, 2 silindirli. Kaç beygirdi? Elektronik fuel injection var. 30 beygir. 30 beygir. Bir motora bakalım mı abi? Bakalım hocam. Motor tabii ki kayışlarla tutturulmuş. Ha şey bagaj şey yok abi. O biraz sıkışık. Malzemeden kaçmış. Yok abi. Kapı şey yok, deli yok. Vay be. Motor V2. Komple kapalı. V2 şu hakikaten ya. Hava filtresi işte amfibik olduğu için. Buradan alıyor havayı. Değil mi? Evet buradan tabii alıyor. Havayı oradan alıyor. Burada ama suyun girmesini engelliyor. Filtreleme burada yani. Zaten oradan da bir sistem yapmıştır. Muhtemelen suya şuraya kadar girsen bile tabii buradan almıyorlar içine. Vardır. Kapakçık aynen, vardır. Radyatörü enteresan burada. Motoru var yani. Ama çok yani full elektronik full injection çok nokta değil tabii de. Egzoz sistemi bile bak evet. Ekstra ısı yalıtımı falan bir sürü şey yapılmış. Tabii. Oradan çıkıyor zaten egzozda. Evet. Egzozda çekeriz. Bir de vinç var tabii kalırsanız. Vinç opsiyonel 13 metre. Gayet başarılı bir vinci var. Lastikleri çok ne acayip yani. Lastik seçeneği tek ama değil mi? Lastik bunu üretiyor. Yok. Evet. Bir de bu enteresan bu lastik aynı zamanda amfibik olduğu için suda da sana yönlendirme yapıyor. Evet. Bir de... Yani görüntüleri izlediğinizde göreceksiniz zaten. Tekerlekler dönmüyor. Tank mantığı. Bir taraf daha fazla dönüyor. Dönmeyi öyle sağlıyor. Evet aynen öyle. Bir garip dönüyor zaten yani dönerken. Çok yani enteresan çok, makine. Çok ekstrem yani aşırının kelime anlamı bu alet. 6 kişilik. Evet 6 kişilik. Şeyi soracağım abi yani niye bir insan böyle bir aracı alır? Ne yapar yani bu araçta? Yani mesela avcılığa çok meraklıdır. Hmm. Offroad'a çok meraklıdır. Ormanda vakit geçirmeyi seviyordur. Hmm. Aynı göle zamanda diyordu seviyordur. Ki karda da gitsin, çamurda da gitsin, kumda da gitsin, göle de gireyim. Oyuncak aslında bu. Yani ATV'nin bir üstü. Bir üstü ATV'den evet. Daha dengeli. Birkaç üstü bence. ATV'den çok daha dengeli. Biliyorsunuz ATV'den hep devrilme problemi var. Bunda hiç yani öyle bir şey yok demeyeyim de çok daha zor devrilmesi. On-road'u yok ama plaka takılabilen. Bu Avrupa'da bir versiyonu var sadece. Hı. Ona ilave plaka veriyorlarmış ama o Almanya'da filan. Bir içini inceleyelim mi? Celil gel. Tutuklamazlar değil mi bizi şimdi? Biz trafikte. Bu işi tamamen sosyal ya, mesaj sosyal mesaj olarak yapıyoruz. Evet. Yoksa bir başka bir amacımız yok. Bu arada 6 kişilik yani 2 kişi buraya, 2 kişi buraya, 2 kişi de buraya oturabiliyor. Direksiyon sağdan. Evet. Niye bilmiyoruz. Bir mantığı vardır onun muhtemelen. Mantığı, ATV bence, mantığı mı? Bence
gidonlu olduğu için yani sol elin de rahat etsin, sağ elin de rahat etsin. Eyvallah. İki yerde de iki kontrolleri yaptı. Çünkü vitesi falan biliyorsun, oradan seçiyorsun. Bir tane tek burada freni var. Bir tane burada tek freni var. Kombine çalışıyor fren. Yani önü arkayı her yeri aynı anda sıkıyor. Evet. Ayarlıyor onu. Bir tane yol bilgisayarı var. Anahtar bu. Bu arada. Bayağı normal. Çok basit bir anahtar var ama anahtarın üstünde bile bir şey var. Koruyucu var su geçirmesin diye. Şurada silecek suyu var. Silecek var. Farlar var. Göstergesi de böyle. Burada bir tane low var vites. Bunu düşürdüğünde low fraction, high fraction modu işte. Evet, çok olan. Aynen, bütün off-road araçlarında olur. O zaman tabii çok yavaş gidiyor low aldığınızda. Kemerleri enteresan. Amerikan otomobili kemeri bayağı bildiğimiz. Sadece belden bağlanıyor. O da düşme diye, yani aşağı düşme diye sadece. Koruma amaçlı değil çok. Çok enteresan makine ya. O zaman çıkalım abi yola. Ya, gerçekten eşsiz bir alet. Evet. Çok eşsiz bir alet. Biz bu bize ilk geldiği zaman bu nasıl bir şey, uzay mekiği bakıyorduk. Sonra birkaç kere Instagram'dan paylaşınca tepkiler inanılmazdı yani. Bu arada biz arkadaşlar bugün Bentayga çekecektik. Ama Bentayga satıldı. O yüzden. Ama ondan öncesi var. Ben sana dedim ki emin misin? Evet. Bentayga, hayır abi bu dedim. Evet. Yani bununla açılış yapacaktık aslında. Bir mizansen yapacaktık. Evet. Sonra Bentayga satılınca çıkalım mı dedik, çıkalım mı dedik. Bakalım başımıza neler geldi, hep beraber izleyelim, görelim. Nereden söz verdin lan bu adama diyorsun? Ne güzel. Ben denize binecek miyim? Paşa paşa. Ama yalıtım iyi bundan. Çok iyi. Allah için yol sesi. Hiç yok. Yuvarlanma sesi yok ya, baksana. Yok, hiç yok. Tek bir ses duyuyorsun. Bardaklık var. Bardaklık var. Opsiyon. Opsiyon mu değildir? Yok. Direksiyon indirdik mi? İndirdik. Her türlü güvenliği düşünmüş adam. Evet abi. Airbag yok. Zaten airbag yok. Çıktığı zaman sağın solun yanıyor yani. Evet. İki tane vitesi var. Ön arka. Ön arka o kadar. O kadar. İki vites. Ama arazi şartında low var. O low alıyor zaten. Bu çok ağır arazi şartında. Hadi. Senin çıktı mı bu arazi abi? Yok, çıkmadı. Bana ısındık ya. Şanslı kaçasın. Tabii tabii. Ben giderim burada işe gidip gelirim. Rahat olur. Tabii. Park derdi yok. Biraz daha hızlı olsa iyi olur. Denizde daha hızlı. Karda gider mi bu? Her türlü. Yani için özel bir lastiği var mı yani? Yok. Eksi 40 dereceye kadar gidiyor. İstersen o kadar soğuksa ısıtıcı var opsiyonel. Yani içerisi için. Zaten şu an yanıyoruz biz içeride. Ben yapacağım. Keseleyim mi abi? İsmi normal argodan gelmiyor herhalde. Çok argo bir adam. Argo bir adam. Normal argodan gelmiyor herhalde. Yok, bir Yunan tanrısı varmış. Oradan geliyor. Çok tekerlekli bir Yunan tanrısından. Yok, amfibik ya. Ne? Karada hem suda yaşayan hesabı. Aynası alacağım ben. Bir de sinyal bir yer olsa. Evet. Teknisi zor bu tarafa. Yakıt normal. Yakıt koyuyoruz. Benzin. Normal benzin yani. Normal benzin. Bizim çocuklar yer için yani. Var da. Hiç yorucu değil kullanma gayet. Bu silecek. Evet. Bu arka silecek. Arka silecek. Bu ne abi? Bu ışık. Tamam, bu ışık. Bu ne? O silecek suyu. Harbiden mi? Fışkırtıyor. Tamam, şimdi bize gelmesin. Bak burada normal. Sıcak mı görüyorsun zaten? Normal sıcak. Evet, gayet normal ya. Çok garip bir alet. Benzin göstergesi yok çünkü burada zaten depoyu alttan görüyorsun. Evet, bir de deponun üstünde oturuyorsun. Dönüş çapı biraz az. Yok, aslında olduğu yerde çok güzel dönüyor da. Yol bilgisayarı var.
kalmışları var. Trip komputer var. Evet. Kaç kilometre yapmış onu gösteriyor. Islakta biraz zordur oldu, asfaltta ıslakta. Tabii. Lastiklerden bir şey yok yani. Yani var da garip bir şey yok. Evet. Kaç hava vuruyorsun bunlara Ferhat? 2,5. Çukurlar kaçınmazdı ama bunlar neyse hadi kaçalım. Araziye çıkacağız. Oo, ıslak. Su var. Sağ mı sol mu? Sağda. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız abi? Hazırız. Celil. Açılış yapmayacağım. Helalleşeceğim abi gel. Evet arkadaşlar gireceğiz şu an. Ne olacak biz de bilmiyoruz. Çok heyecanlıyız. Abi hakkını helal et. Emeğin geçti. Bugüne kadar bize çok teşekkür ederiz. Celil'cim hakkını helal et kardeşim. Bir şey olursa. Kanalın şifresi var sende. Tamam mı? Bir şey olursa. Instagram şifresi. Giriyorum abi. Gir abi. Yavaş bir. Bura çok sert. Sıkıntı yok burada. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. İnsanın aklı almıyor ya insanın. O yüzden yani, tedirginsin yani. Mantığı da bilemiyorsun. Ya artık Allah ne verdiyse giriyorum Ferhat. Üzüyorsun şu an. Evet üzüyor. Bismillah. Lan. Niye böyle oldu abi? Çıkayım mı ben buradan? Hayır abi çeker çıkıyordan. Ondan mı diyorsun? Var şu tarafa doğru gideyim mi? Ne yapıyorsan yap da bilmiyorum abi. Geri mi alayım söyle. Bir geri al bir abi geri al. Çok abi. Al abi vitesi. Evet. Çok acayip ya. Korku dolanlar bitti mi şu an? Kendime gelebilir miyim? Biraz geri al. İyice al. Üzüyor valla. Abi çok iyi değil mi ya? Ama geri geri yüzebiliyoruz biz şu an. Abi çok iyi ya. Bu kadar basit bir makine. Biz öne gidelim. Bu çok geri gitmeye programlı değil bence. Vallahi gidiyor ya. Ne? Yok yok. Böyle döneceğim. Evet o kareye çıkarken ki evet, çok yavaş hareket etmek lazım evet. Abi. Böyle gidiyor sıkıntı. Çok komik o hallerimiz ben sana söyleyeyim. Ya ne yapacaksın? İlk defa ehliyeti almış gibi. Kaptanlık var mı sende? Ya şimdi
Çok iyi ya. Böyle bir şey yok. Değil mi? Fethiler'den kalktık. Harbiden ya. Geldik göle girdik yani. Çok acayip abi ya. Geliyorum, çıkacağım. Şimdi abi burada sol sığ. O yüzden bizim şöyle gelmemiz lazım mantık olarak. Şöyle. Çıkabilirsin aslında. Orası taşlık ya. Ama ha, dümdüz gidip oraya mı çıkayım? Bence orası taşlık daha iyi olur. Burada çünkü Baltimore. O mu yanıltıyor bizi? Sağa solu belli olmuyor. Orası taşlık. Oraya da çıkabiliriz aslında. Orası da artık. Oradan yukarı çıkabiliriz. Devirmeyelim diye düşünüyorum abi. Şurası daha iyi değil mi karşısı? ...11 kilometre hızla gidiyor aynen hesapta. Abi başka daha da alırsın. Tam bunda işe gidelim ya. Geçen gün Bentley'e çekecektik. Arkadaşlar evet ya, Bentayga'dan nereye geldik ya? Çok acayip. Abi hakikaten acayip ya. Çıkar mı oradan ya? Çıkar. Çok rahat çıkar. Tamam şöyle düz mü yapayım? Evet düzse. Zaten yavaş yavaş oturacaktır birazdan. Çocuk da gelsin. Hop. Şişt yavrum. Taş daha iyi. Evet taş daha iyi. Evet, burası bayağı derinmiş zaten. Bak, aldı. Öyle yapmayalım tabii, tam düz girelim biz. Geri alalım. Geride biraz sıkıntı var, dişler ters tarafa ya. Geri tam, ha böyle gitmemiz lazım tabii bizim. Yanlış yapıyoruz şu an. Ters ya, geri gidiyoruz ya. Sabit durmuyor. Tamam gazı ver. Çıkayım mı şuradan? Çık buradan çık. Ver ver korkma. Korkma ver. Ver korkma. Bas! Çıktık be! Bas bas bas. Helal olsun. Çok iyi be. Yıllar oldu kızım. Ova. Yeah. Abi budur, budur. Really nigga. Ya budur be. Çok iyi be. Oha, kalbin nasıl atıyor biliyor musun? Onu getirsek bu kadar olmaz. Harbiden bu kadar olmaz. Abi ben şurada çok çok korktum ilk yetimizde. Ay sinirim bozuldu. Of. Böyle bir şey olamaz. Abi. Başımız hiçbir şey bize. Elim ayağım titriyor. Hakikaten baksana ya. Hiçbir şey yok yani. Elim ayağım titriyor Ferhat. Böyle bir şey olamaz ya. Of. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı elimiz ayağımız titriyor. Şimdi gideceğiz biraz karbonhidrat falan. Çiğ yemeye benzemiyor yani. Abi, hakikaten çok garip ya. Yani belki Veyron'la falan şu hissi yaşardım. Yani, bu kadar adrenalin yükselirdi. Çok korktum çok ya. Çok uzandır böyle bir şey hissetmiyorum ya. Çünkü hiçbir şey biliyorsun yani. Oraya girdiğin zaman ne olacağını bilmiyorsun. Evet sıkıntı nasıl o. Nasıl yönlenecek? Evet abi. Ya şey sıkıntısı var. Çok şimdi acaba. Normalde sen işte testler ediyorsun ya. Bas Doğan. Bir şey olmaz. Sıfır yapalım. Tamam. Sıkıntı yok. Bunda öyle bir şey de diyemiyorsun ya. Tabii. Sana bakıyorum şimdi. Sen de benim üstümdesin. Ben de yandım tamam bir şey. Abi çok korktum ya. Vallahi. Bir anda hakikaten çıkamayacağız zannettim yani.
Sana da oldu mu oysa? Ben devrileceğiz zannettim. Ben hani bir yerde oturur ama devrileceğiz zannettim ama çok dengeli, acayip dengeli. Evet, güzelmiş ya hakikaten. Sessiz bir aletmiş valla. Of. Bundan sonra ne getireceksin merak ediyorum abi. Bir tank rica ediyorum ben. Bundan sonraki testi mümkünse. Ya o da herkese hitap etmez. İhtiyacı olana. Vallahi billahi acayipti ya. Çok garipti yani. Doğru düzgün konuşamıyorum şu an, öyle söyleyeyim. O kadar heyecanlıyım yani. Çok güzel isti. Çok teşekkür ederiz abi. Vallahi. Sağ olasın. Eyvallah. Kavuştuk tekrar, ölmedik. Arkadaşlar bu videoda da ölmedik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.